10. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 49 cevapları. Sözel, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 49, Sözel, 1. O vakit Bombay'da bir camiye girmiştim. Duvarına Zinde Bad Mustafa Kemal diye yazılmış bir levha asılı bulunduğunu gördüm. Mihrabın sol tarafında da iki rahle üzerinde Kur'an-ı Kerim ile Mesnevi bulunuyordu. Yani Hindistan Müslümanları Mustafa Kemal'i kendi milli kahramanları sayıyorlardı. O gün ne kadar gururlandım bilemezsiniz. Bu parçanın türü aşağıdakilerin hangisidir? A. Biyografi. B. Anı. C. Deneme. D. Sohbet. E. Röportaj. Cevap B. İkinci hatıraları güzel kılan unsur. Mesela Samet Ağoğlu, İlk Köşe adlı eserinde Nurullah Ataç'ı anlatırken, beni hiçbir zaman sevmedi, hatta bu sevgisizliğini yüzüme karşı söyledi. Neden sevmiyordu? Üzerinde hiç durmadım demesi bu nokta için iyi bir örnektir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. İçtenliğidir. B. Kalıcılığıdır. C. Sadeliğidir. D. Akıcılığıdır. E. Yoğunluğudur. Cevap A. Üçüncü. I. Annem Varnalı olduğundan bir aralık doğduğu yeri görmek istedi. Dayımız Ahmet A. zaten sık sık ticaret için İstanbul'a gelir giderdi. Bizde kalırdı. Babam, annemi, ağabeyimi, beni dayımın yanına katarak Varna'ya gönderdi. O zaman ben 7 yaşındaymışım. 40 gün kadar Varna'yı, bağlarını gezdikten sonra yine dayımızla birlikte İstanbul'a döndük. 2. 17 Nisan Cuma, 1953. Baktım çocuklar uçurtma uçuruyor. Her yıl ilk yaz aylarında uçurtmayı gördüm mü, bir üzüntü duyarım içimde, ağlamaklı olurum. Ben uçurtma uçurmadım ki. Çocukluğumda pek isterdim, o renk renk kağıtlardan yapılmış uçurtmaların havalanmasına içimi çekerek bakardım. Annem bakmazdı benim uçurtma uçurmama. Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış bu parçaların ortak bir özelliği olamaz? A. Kurmacaya yer verilmemesi. B. Dilin göndergesel işlevde kullanılması. C. Öyküleyici anlatım biçiminin kullanılması. D. Açık, sade, anlaşılır, içten bir dil kullanılması. E. Olayın kısa bir süre geçtikten sonra kaleme alınması. Cevap E. 4. Halbuki harple uğraşan 11. bölük siperlerinin askerleri bu felaketten haberdar değillerdi. Bir an bir küçük tesadüf, bomba siperin hemen önünde yumuşak toprak üstüne düştü ve yalnız toz kalktı. Esasen havada muvazenesi bozulduğu için yan düşmüş tapası sağlam kalmış, bu mehabetli lağım ateş almamıştı. Vakayı gören bir nefer siperinden fırlayıp sapından tuttuğu tehlikeli bombayı omzuna aldı ve İngilizlerin bir saniye kesilmeyen ateşi altında siperler üzerinden atlayarak kestirme yoldan bataryanın yanına geldi. Bu sefer bomba hakiki hedefini bulmuştu. Tarih böyle kahramanların isimlerini yazmaz, fakat 2. Gazze Muharebesi'nin benim gibi son gününü görenler 11. bölüğün ismini unutamazlar. Bu parçadan hareketle Cumhuriyet dönemi anı yazarları ile ilgili. I. Olay, kişi ve mekanlara bakışlarında kötümserlik hakimdir. 2. Dönemin siyasi ve askeri olaylarından etkilenmişlerdir. 3. Milleti oluşturan değerleri eserlerinde işlemişlerdir. 4. Bireysel duygularını eserlerine yansıtmışlardır. Çıkarımlarından hangileri yapılamaz? A. Yalnızlığı. B. Ayv 2. C. Ayv 3. D. 2 ve 3. E. 3 ve 4. Cevap A. 5. Refik Halit Karay, eserinde İnsanı Abdülaziz 2. Abdülhamit ve Cumhuriyet'in ilk yıllarının İstanbul'una götürüyor. Yemek sofralarından, Ramazanlardan, insan ilişkilerine kadar toplumun gelenek görenek ve yaşayış değişikliklerini gözlemleyerek anlatırken, yakın tarihin gündelik olaylarını, renkli ve mizahi bir üslupla göz önüne seriyor. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? A. 3 Nesil 3 Hayat. B. Boğaziçi Yalıları. C. Mor Salkımlı Ev. D. Memleket Hikayeleri. E. Bizim Yokuş.
Cevap A. 6. Aşağıdakilerden hangisi anı türü için doğru bir tanımlamadır? A. Toplumu yakından ilgilendiren güncel konuların tartışıldığı yazılardır. B. Ünlü kişilerin yaşamının başkası tarafından anlatıldığı metinlerdir. C. Görülen yerlerin özelliklerinin tanıtıldığı yazılardır. D. Yaşananların günü gününe aktarıldığı kişisel yazılardır. E. Tanınmış kişilerin yaşadıkları dönemde yaşadıkları ya da gördükleri ilginç olayları anlattıkları yazılardır. Cevap E. 10. sınıf kazanım kavrama testleri, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, sayfa 49 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.